günler. Bugün geleneksel yine Sarıköy'ün deve güreşlerinin hazırlık çalışmaları ve geleneksel Mevlüt'teyiz. Bu Mevlüt'te yanımızda artık genç siyasetçi, futbolcu, iş adamı ne dersek diyelim ama bugün yörüklerle yan yana biraz da yörük ağası olacak herhalde. Mehmet Uz'la beraberiz. Sayın Uz, bakıyorum yörükleri yanına almışsın. Artık gücüne güç katıyorsun. Bu siyaset öncesi bir hazırlık mı yoksa develer mi güreşe çıkacak? Onun hazırlığı mı? Biz önce bunu bir öğrenelim. Ahmet abi, soruları her yerden soruyorsun. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tabii bizim yörük kültürü dediğimiz deve güreşlerimiz sezonların açılması. Tabii bu açılma sebebiyle havut giydirme dediğimiz, yani üzerindeki develerin üzerine semer koyduğumuz olaydır. Bunu her sene biz bu tarihte yapıyoruz. Üçüncü ay gibi sezon sonu kapatıyoruz. Havutta üzerine alıyoruz. Tabi malum biz 3 yıldan beri Deniz ve Çağlı'da bu işi ön ayak olduk. Ve Deniz ve Çağlı'da bu güreşleri üstlendik ve başardık. Tabi geçen sene Sayın Başkanım da Allah bin kere razı olsun. Yurtlar Başkanımız olarak bize İl Bey'i de orada takdim ettiler. Tabi bizim işlerimin yoğunluğundan, çokluğundan, siyasetin olduğundan, futbolun olduğundan biz aslında yörüklere birazcık aksattık bu arada. Evet. Yani bunu sizin bugün arkamızı almadık yani. Onu demeye çalışıyorum. Tabii ki işte bizim havut dediğimiz olayın hayrı da bugün oluyor. Tabii ki burada hayırın amacı havut adı altında birlik beraberlik. İşte eşimiz dostumuzla hem amaçlı yapılan bir organizasyon bu. Amacımız develerimiz bu sene sahalarda ayaklarını taşa alırmasın. Kazası belası bir sezon geçirme temennini diliyorum. Tüm deveci kardeşlerim develeri de ayaklarını taşa alırmasın. Malum deve kültürünü herkes bilmiyor. Sadece Ege, Akdeniz, Marmara biliyor. Bu tabii ki geçmiş baktığım 600 yıllık bir hadise olayı bu. Buradaki amaç develerini güreştirip zevk almak değil. Develer içgüdüsel olarak 16 çeşit bir oyun stili olan hayvanlar ve bu işleri beyinle yapıyorlar. Hiçbir şekilde bize eğitimle falan geçirmiyor. Sadece biz 3 aylık eğitimi spor kondisyon olarak yürüyüşler yaptırarak hazırlıyoruz. Onların kendi marifetleri. Ben buradan şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bir köpek güreşi, bir horoz güreşi gibi kanlı şiddetli olan bir şey değil. Bu ağızları bağlı ve birbirlerine stres atarak güreştiği bir oyundur. Aynı zamanda biliyorsunuz malum İspanya'da boğa güreşleri yapılıyor. Kan var, şiddet var, her türlü olay var. Ama buradan insanlarımız dünyadan uçağa binerek oraya turizm çekiyorlar. Ama bizim böyle bir kültürümüz var. Maalesef bunu kimse sahiplenmiyor. Buradan da bütün belediyelere, bütün büyükşehir belediyelerine sözüm onlara. Bu kültürümü sahiplensinler. Bu kültür hiçbir şey yoktur. Sadece dayanışma vardır. Yörük kültürüdür. Bunu biz yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki nesilde bunları görsün istiyoruz. Peki Mehmet Bey, bölgemizde kaç adet deve güreşi oluyor Ege'de? Ya şimdi Ege'de mesela haftaya Buldan'da başlıyor bu. Mesela aynı hafta 4 tane yerde olabiliyor. Evet. Çanakkale, Akdeniz, Marmara hattı dediğimiz bölgede her hafta 4 yerde oluyor. Toplam 3000 yakın bir deve adeti var. 3000 deve. Evet. 3000 bir deve var. Yani kaç adet dediniz? 3000 3000 adet deve. Hayır, biz mesela 18 ay yılda hesaplıyoruz. Aynı zamanda 4 yerde olduğunu düşünürsek ne yapıyor? 20 desek 40 80 ya da 100 çeşit güreş 100 adet. 3 bölge var. Evet. 3 bölge var ve 80 adet güreş oluyor. Yani 80 sefer güreş olmuş oluyor yani. Evet. Evet. Peki biz Ege olarak siz ayrı bir grupsunuz ve turizmi buraya çekebileceğiz diyorsunuz ve Buldan'dan başlıyorsunuz. Evet, ilk Buldan'da. Biliyorsunuz biz geçen 3 sene önce Sayın Başkanım. Bu arada da şunu söylemek istiyorum. Şu andaki takımın bu hale getirilen Mustafa Üstek Başkanımız buradadır. Evet. O da gelsin. Tahir de gelsin biraz sonra basın danışman olarak. Tamam, gelsin, bu sorun yok. Bu develeri güreştiriyor mu bu Tahir? Tahir var ya deve. O da mı var mı? Abi, deveci Tahir. Deveci Tahir. Deveci. Eski devecilerden Tahir kaldı zaten. Ahmet'im. Değerli izleyenler, eski devecilerden Tahir de yanımızda. Evet. Evet Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sayın Üstek sağlık nedenlerini bahane ederek dedi ki Deniz Spor'un başkanlığını Ali Çetin'e bırakıyorum. Evet. Bıraktı. Evet. Sağlığınızda bir sorun var mı? Yok, çok şükür. Çok şükür. Dediğim gibi tedavi sürecindeyiz. İnşallah evet. İyi gidiyoruz. İyi olacağız.
her zaman biz bıraktık ama Deniz Spor'un yanındayız. Sayın Başkanım, diyorlar ki Mehmet Öz artık diyor beraber olacağız. Dört devem var, iki deve de diyor Mehmet Öz diyor buna. Tamam. İki deve de diyor başkanı alacağım. Hiç fark etmez. Dört tane alırız gerekirse, hiç önemli yani. Yeter ki Mehmet alalım desin, bizim sıkıntı yok. Mehmet, ne diyorsun? Başkanı yani, alıyoruz mu? Ben başkandan ziyade başkanımızın Denizli Spor'umuzu öyle kötü dönemlerden aldı ki. Yani evet, hiç maddi manevi hiçbir şey çekinmedi. Ve şu anda pozisyonu getirmesinde en büyük emeği geçen de kendisidir. Ben şahsım adıma burada Mustafa Üstek Başkanı'na ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu takım kolay bu noktaya gelinmedi. Biz 3 seneden beri neler çektiğimizi biliyoruz. Ama inşallah bu takım bu sene çıkar. Mustafa Üstek'imize, Sayın Başkanımız, Onur Sağ Başkan olarak ilan ettik ama onu hediye etmek istiyoruz. İnşallah bu sonucu alırız. Sayın Üstek Başkanım, bu sene takım iyi gidiyor. Dün yine 2-1, 1-0 önde aldı. 2-1 öne geçti. Çok güzel oldu. Mehmet kardeşim dediği gibi hakikaten çok zor dönemlerde aldık. Buralara getirdik ama ona gelin bir de bize sorun. Çok evet, şükür mutluyuz. İyi bir yerlerde bıraktık. İyi bir yerlere getirdik. Onun için inşallah o senenin bu sene olması lazım artık. Bu sene şampiyonun adayız. O sene bu sene diyorsunuz. İnşallah. Ve bu sene Denizlispor birincilikte. İnşallah. Bu sene arzu ettiğimiz yeri getireceğiz inşallah. Evet. Dört deve de tamam. Evet. Şimdi devecilerin danışma olarak Tahir Bey, kaç deveniz var? Yok. Yok. Tamam, Mehmet Bey. Öyle şey olur mu ya? Bizim develerimiz Deniz'in devesi ya. Denizli'nin develeri. Tahir'in devesi mi? Tabii. Yok, devesi. Senin develerin abi, senin develerin. Öyle deyip develer kendini alacak bu. Tahir'i deyip, adı Tahir'in olacak, devli Ahmet'in olacak. Evet, evet. Başkanım yanımızda şeyler de var. Yörüklerin başkanları da var. Evet. Onlarla da röportajımızı yapalım. Tabii. Ayrılma yanımızdan 5 dakika. Ve devam ediyor. Ve biz doğaçlama yapacağız Ahmet Bey. Kusura bakmayın. Yani tabii ki. Nasılsınız Ahmet Bey? Hoş geldiniz. Başkanım, baktılar birinci lige çıktığını gördü. Evet. Arkadaş hiç Denizli'ye girmiyordu. Aynen. Bak aynen. Fethiye, Ege'yi dolaşıyordu. Denizli'ye kapı gelmiyordu tabii. Abi, yanında evet, şimdi. Evet, ya, sor. Çok sağ ol ya. Gol battı, pas verdim. Vallahi anlayamadım. Evet başkanım. Başkanım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Büyüm, buyur abi. Sen büyüm. Evet. Şimdi başkanım, Mehmet Üz diyor ki, bir başkan bize diyor, birinci lige çıkacak diye Ali Çetin'e devretti. Yoksa beton mikserin içerisinde Ali Çetin'i döndüreceğiz diyor. Yok sağ olsun Ali kardeşim de hakikaten çok büyük özverili çalışıyor. Zaten biz onun özverili olacağını bildiğimiz için önceli bildiğiniz gibi vekaleten devrettik ama hakikaten çok bu işte heyecanlı her şeyiyle canla başla uğraştığı için biz kendisini devrettik ve layık olduğu yere getireceğini ben eminim yani. Başkanım geçen hafta yani Altay maçındaydı. Bir ara bir fırladı Ali Çetin sanki şeyden düşüyordu. Baştan işte, düşüyordu. İşte, evet, düşüyordu. İşte o heyecan önemli. Öyle mi? Tabii o heyecan önemli. Bu Mehmet Uslu'da görüyoruz biz. Şimdi devesi güreşirken başkanım böyle traktörün üzerinden bir fırlıyor. Yani sahanın yarısında şimdi, zor tutuyorlar tabii, bunu. Tabii. O işe, içinden geldiği için onu kendini engelleyemezsin ki. Evet. Tabii canım. Farklı şimdi iki tane deve sen aldığınız sen her şeyi sen de öğreneceksin. Yani deve altında öğreneceksin. Develeri mesela pazar güneşliyim ve akşam yatakta kendi kendim güneşmeye başlıyorum. Ya amca evet, şey soracağım kusura bakma. Mikrofonun yanında canlı yayında mısın? Şimdi abi? Canlı yayındayız. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey dedi Mehmet Uz. Akşam yatakta dahi develerle güreşiyorum diyor. Doğru mu? Tabii ki bunun heyecanı böyle. Dün Deniz Spor'umuz yendi. Maşallah. İnşallah biz de haftaya kupaları toprak sahada alacağız. Onlar çim sahada alacak. Böyle gideceğiz. Biz de Allah nasip ederse siyasetle alacağız. Hepsini birleştireceğiz. Süper Lig'e çıkacağız. Şimdi beni ilgilendiren bölüm geldi. Benim ilgilendiren bölüm geldi. Siyaset var mı dedim. Evet var dedi. Develer Mart'a kadar güreşli devam edecek. Mart'ta da güreşi Mehmet Uz devralacak. Mart'a kadar hepsini sonuçlandıracak Allah nasip ederse. İşte 31 Mart'ın sonunda da evet, sen alacaksın. Nereden? İnşallah. Bilmiyoruz. Allah nereye nasip ettiyse hayırlısı neresi oradan. Tahir ne diyor? Allah nasip ederse. Danışman sen miyim? Valla biz kardeşiz ya. Sıkıntı yok ama yani. Bahadır da dedi ben danışmanım dedi ya. Benim, ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Buradaki basındaki tüm değerli kardeşlerim, kamera arkası, kamera önü sizler. Beni getirirsen sizler getireceksiniz. Evet. Başka o yani. Başkanım sen destek oluyor mu? Biz her zaman Mehmet'in yanındayız. O bizim yanımız, biz onun yanındayız. Peki ilk kampanya ne kadar bir bütçe
destek olacağız. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Sponsor da bulduk. Manevi hazır. Maddi manevi sponsor da bulduk. Mehmet hayırlı olsun başkan adaylığın arkadaş. Hayırlısı olsun. Aramızda yeni başkan adayları da var ama. Şu anda başkan adayımız resmi olarak kendisidir. Kendisi sahil gündem adayı. Yok Deniz Merkez Efendi. Allah nasip ederse. Evet. İnşallah nasip olursa da olsun istiyoruz yani. Evet. Ya başkanım yörüklerle konuşacağız ama dur bir. Şöyle geri koy sen. Yok biz son noktaları koyarız. Yani yörükler. Başkanım sağ olun. Evet. Evet öncelikle hoş geldiniz. Ben sözlerime şehitlerimizi anaraktan yanımda. Evet, Yaşar Bey gelir misin? Evet. Şehitlerimizi rahmetle anaraktan, evet. Yaralılarımıza da acil şifalar dileyerekten başlamak istiyorum sözlerime. Bugün burada Mehmet Uz Bey'in daveti üzerine yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber icabet ettik. Davete icabet etmek sünnettir biliyorsunuz. Evet. Tabii kurumaya yüz tutmuş geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmaya çalışan kişilerden bir tanesi de Mehmet Uz kardeşimizdir. Allah yolunu bahtını açık etsin. Hakikaten 4 yıldır Deniz'de bu konuda varıyla, yoğuyla çalışan bir arkadaşımız. Ama Mehmet Uz demin dedi ki, çok güzel bir şey söyledi. İspanya boğa güreşlerine giden insanlar kan ve şiddete gidiyorlar. Ama deve güreşlerine gelenler yörük kültürüne ve güzelliğe geliyorlar. Şimdi evet, yani... Bu Türk milletinin, yörük milletinin vazgeçilmezidir deve, at, yani boğa güreşi. Bunlar hep bizim bir kültürümüz, bir geleneğimiz. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. O yüzden ben ta İspanya'ya Mehmet Bey'in dediği gibi gideceklerine gelsinler burada bizim kendi kültürümüzü yaşatalım. Buna ilgi duysunlar. Burada kan yok, şiddet yok. Evet, o zaman bugünden tez yok. Yörükler Derneği de bu konuda bir proje hazırlasın. Avrupa bizim her zaman var projemiz. Var mı? Var. Var. Yani bunu Türk milleti aslında çok iyi biliyor. Bu deve güreşinin nereden geldiğini, 600-700 yıllık bir geçmiş olduğunu çok iyi biliyor. Vazgeçilmez unsurlarımızdan bir tanesi olduğunu biliyorlar. Mesela bugün bir tırlar nasıl nakliyat hususatında çalışıyorsa eski nakliyat araçlarımız da bizim develerimizdi. Evet, bundan nakliyat. Atalarımız tabii atalarımız bunlarla göç yaptılar. Evet. Hala daha bu göçler Mersin tarafında, Konya tarafında yapılmaktadır. Bizim burada da göç var ama devesiz göçümüz var bizim. Evet. Yani bu Serinhisar tarafında, Acıpayam tarafında göçler yapılıyor. Ama burada deve yok artık. Onlar biraz daha modernleşmiş traktörlerle seyahat ediyorlar. Evet. Değerli izleyenler, ben her zaman bütün programlarda diyorum ki yörüklerin bırakıp gittiği dağlarda ne yangın çıkıyor ne çöp kalıyor. Ama görgüsüz o gezenlerin bıraktığı yerlerde de kamyonlarla çöp oluyor. Doğru mu başkanım? Evet, bizim şu anda dernek olarak koyun ve keçi birliğiyle beraber ortaklaşa bir projemiz var. Bakın keçiye dağı yasak koydukları günden bu tarafa. Evet. Tarih olarak bakın ne zaman keçiler aşağıya sürüler indirildi, yasak konuldu. Hep de orman yangınları olmuştur. Talan olmuştur ormanlar. Ama orada yörük varken, keçi varken hiç dağların dokunulmamazlığı vardı yani. Ama şimdi o kişileri aşağıya indirdiğimizde PKK yerleşti dağlarımıza. Ormanlarımız yanıyor. Ormanlarımız talan ediyor. Siz dağları geri istiyor musunuz? Tabii canım dağlar bizim yani dağlarımız mutlaka geriye istiyoruz. Evet, ki verilecek de neden? Neden? Yani hayvancılık bitmek üzere. Evet. Onun için bu kültürün, yaşantının tekrar dağlara çıkartılıp da yaşatılması lazım. Evet. İnşallah bu konuda çalışmalarımız var. Sayın Uz siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şekilde. Siz biraz önce güzel bir şey söylediniz. Turizmi açalım. Dağlarımızda yörüklerin bu güreşlerini, güzelliklerini. Ben bunu sürekli söylüyorum. Bakın biz İspanya biraz önce bahsettiğim gibi kanın ve şiddet ya matador ölüyor ya da boğa ölüyor ve şiddet var. Ama bizim kültürümüz öyle bir kültür ki bu kültür. Ya bizim bir Pamukkale'miz var. İşte ne derim bir Bozdağ kayak merkezimiz var. Sıcak suyumuz var. Bunun orada bir amfi tiyatro gibi bir yer yapılıp da atlı cirit olsun, pehlivan güreşi olsun. Evet. Efendim mesela çalın köpek koyun at, köpek güzellik yarışması, koyun atlatması, sudan geçirmesi deve güreşte bir kombine olursaydı dünyayı biz de reklam olarak Pamukkale amblemi koysak da insanları turist olarak çeksek de bir hafta 10 gün burada onları konaklatsak ne olur? Çok güzel olur. Şimdi değerli izleyenler bu Pamukkale'nin kadar tabii sahil köyde de
bir güzellik var, termal var. Bu termalle ilgili inaltı dediğimiz yerler var. Oralarda eskiden çobanlar gelip uyuza karşı sürülerini sudan geçirirlermiş. Doğru mu? Bizim, yani develer iler şeyler. Bizim burada da mesela sıcak su dediğimiz yer var. Orayı uyuz olan hayvanları oraya koyuyor. Uyuzdan uyuzu da tedavi ve çamuru tedavi ediyor. Aynı zamanda insanları da tedavi ediyor. Yani sonuçta bir bilimsel olarak bir kanıtlanmış zaten. Mesela bizim develerim rahatsız olduğu zaman da bazen o çamura gidip yatırıyoruz. Yarasın meresin iyi gelsin de. Ya bunun bir kombin halini düşünmek lazım. Bunun bizim elimiz bu kadar yetiyor. Ben buradan büyükşehir'e seslenmek istiyorum. Kim olursa olsun belediye olarak bu işi kombin yapması gerekiyor. Ve buradan bizim turisti nasıl buraya çekmemiz gerekiyorsa bunu çekmemiz gerekiyor. İspanya bunu yapıyor ya. Adam 10 bin dolar, 5 bin dolar veri gidiyor. Ne yaptım diyor. Boğa güreşi gittim diyor. Ne oldu? Gam var, şiddet. Bizde hiçbir şey yok. Hayvan hakları bunu da bilmiyor. Ne köpek güreşi gibi, ne horoz güreşi gibi kumar ve bahis de oynanmıyor bu işte. Sadece turizm amaçlı. Kış turizm olarak bunu kombine yapılması gerekiyor. İşte Pamukkale'de gelecek 3 gün kalacak. Bir gün gelecek pehlivanın güreşini seyredecek. Bir gün koyunu görecek, çobanı görecek. Efendim deve güreşlerimizi görecek. Sonra gidecek. Biz bunu çekmemiz lazım. Kendi çaldığı yoğurtları alacak. İlerken yoğurt peyniri götürecek. Ben her zaman söylerim. Bir an önce bu Denizli Havaalanı, Çardak Havaalanı deniz merkezi olması gerektiğini söylüyorum. Evet. O tamamen bir an önce bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar yol ve zaman çok önemli. Bir saat sonra gelebileceğini bilecek. Bizim önemli olan bizim Denizli aslında 3 noktası açılması gerekiyor. Yani bu havalimanının kesinlikle merkeze alınması lazım. Ben bir iş adamı olarak sürekli olarak İzmir'e gidiyorum. Bir saat sonra gittiğimde 2 saat sonra uçak olduğunu bilemiyorum. Ya sabah sis ya akşamüstü gar. Evet, demek ki muhakkak bir şey var yani. Demek ki deveden girdik turizme bu anlamda ilerledik. Ama tabii kim, evet, kim olursa olsun. A parti, B parti, C parti, D parti hiç fark etmez. Gerçekten bu ülke için, Denizli'miz için herkesin elini taşının altına koyması lazım. Evet. Bu ülke bizim, Denizli bizim. Hep birlik beraberlik içerisinde başkanım, bunları dakika, mutlaka yapmamız lazım. Bak yanımızda bir aday var. Şöyle gel abi ekrana karşı. Evet, hemen sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben Avukat Yurdağan Özsan. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi ilçe başkanıyım. Tabii istifa edeceğiz. Ayın 15 itibariyle. Belediye başkanının adayıdayım. Merkez Efendi. Seçmenlerin derdini duydunuz. Tabii tabii yani biz şimdi bunu zaten değerlendiriyoruz. Zaten şu anda devam teşkilat olarak da Merkez Efendi'de olsun. Tabanda, yerelde vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bundan dolayı tabii belli şeylerin farkındayız, bilincindeyiz. Evet. Bugün buraya niçin geldiniz? Şimdi zaten Mehmet Uz arkadaşımız bizim canımız ciğerimiz. Davet etti sağ olsun. Hayır, benim devem yok. Evet. Ama ortak mı deveye? Şimdi sonuçta bu bizim bir geleneğimiz. Evet. Yani deve güreşi olayı bir kültür ve geleneğimiz. Yani ben Çallı'yım. Çal'da nasıl bir koyun atlatma geleneği varsa bu bölgede de Sarayköy bölgesinde de bir deve güreşi olayı yaygın. Bu Arkent, Sarayköy bu tarafta yaygın. Bu yörüklerin geçiş noktasında olan yerler bunlar zaten. Evet. Yani yörüklerin eskiden beri Selçuklu'dan beri geçiş noktasında olan yerler. Bu yerlerde tabii insanlar nakli aracı olarak ne var? At ve deve var. En önemli yük hayvanı olarak zaten deve önemli bir yer abi. Ama yer. Sucuğu da güzel oluyor. Tabii canım bu helal sonuçta yani. Değil mi? Helal ve güzel oluyor. Yani bu sonuçta evet. Bizim Mehmet sucuğundan yedirdim. Tabii canım yani onda problem yok yani. Onda, evet, ben de yedim valla doğru. Evet. Yani bunları tabii yaşatmamız lazım. Bu kültürü. Çok katılıyorum. Ben yaşatmamız... Yörükler Derneği'nde bir gün birlikte bir program yapalım. Tabii değil yani başkanımla zaten yapalım. Devamlı beraberiz. Başkanımla evet. Devamlı beraberiz. Onu yapabilir, her zaman için yapabiliriz. Evet. Ben Yörükler Derneği Başkanı'na da, Sayın Başkanım, Başkanıma da ve Sayın Mehmet Uz'a da teşekkür ediyorum. Tabii çekimlerimiz devam edecek. Gerçi mikrofonu aldık Rıfat Engel'den ama demek ki biraz sonra devenin önünde de çekim yapacağız değil mi Rıfat? Abi nasıl? İyi misin? İyiyim. Baya güzel bir bölmek istemedim. Yani Allah Tahir Bey, olsun. Develerin başında da bir program yapalım mı efendim? Yapınız efendim. Teşekkür ederiz. Danışman da çok kibar ama ya değil mi? Evet. Benim danışmanlarım hepsi kibardır. Hepsi. Benim hepim danışmanımız zaten Ahmet abi. Yanlış anlama. Tabii basın teşekkür. Bütün hepsi benim kardeşim, evet. Biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu bölüm için teşekkür ederiz. Sağ olasın. İzleyenler yine
Sarıköy'deyiz ve bugün hem Yörükler Derneği Başkanı'yla Sayın Mehmet Uz'la, Sayın Mehmet Uz'un böyle 4 tane devesi var arkada. Biraz sonra her birinin ismi var bunların. 4 tane devesi var. Bölgede güreşiyorlar. Ne zamana kadar? 30 Mart'a kadar. Neden? Çünkü 30 Mart'tan sonra siyasi arenada kendi güreşecek. Bu anlamda da işte 30 Mart'a kadar bu develer Ege'nin her yerinde güreşecek arkadaşlar. Yanımızda da siyaseten bu güreşlere 30 Mart hazırız diyen arkadaşımız var. Merkezde Efendi ilçe başkanı ama kendisi Çallı'dır ve hemen biraz önce tanıştık ama. Evet, ben avukat Yurdağan Özsan. Yurdağan Özsan, evet. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Efendi Belediye Başkanı aday adayım şu anda. İnşallah. Evet, Merkez Efendi. Merkez Efendi tabii. İsmini de belirteyim. Çünkü Sarıköy'deyiz, belli olmaz. Sarıköy'ün de adayları var yanımda. Arkamda. Onlar da kırılma arkamda. Evet. Siz şimdi Merkez Efendi değil mi? Tabii Merkez Efendi. Merkez tamam. Efendi de tabii Mehmet Uz arkadaşımız çağırdı, davetine icabet ettik, geldik. Çok güzel bir ortam. Çok memnunuz. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler. Evet. Evet Sayın Mehmet Uz, siyaset öncesi deve güreşleri hızlanacak. Biraz sonra develerle de tanışacağız. Ahmet abim, sen siyasete biraz bizden hızlı başladın. Evet. Tabii ki önümüzde siyaset var ama bizim asıl amacımız haftaya deve güreşleri. Malum deniz sporunda şu anda şampiyon olması. Hedefimiz, gündemimiz bu. Ama değerli izleyenler, ben de 40 yıldır gazeteciyim, hep politika yaptım. Bu bakımdan deve güreşten aklım ermez. Benim evrim siyasi güreşlerdir. Ve yanımızda eski Sarıköy Belediye Başkanı ve adı yine sıkça Sarıköy Efsane Başkan, Sinirli Başkan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Deve var mı? Efendim, benim devem belediye başkanı iken vardı. He. Zaten belediye başkanının devesi olmazsa bu bölgede tanınmaz, bilinmez. En büyük onun için şan şöhret devesi olmak. Bizler de bu çok önemli. Bakın çok önemli. Sarıköy Belediye Başkanı adayı olacaksan deven olacak. Değil mi? Bu kesin. Tamam. Bütün etkinlikler. Peki sen şimdi adaysın tekrar. Allah nasip ederse tekrar alayım, bir daha alacağım. Bir daha alacak. Tamam. Mehmet Uz'un devesinin birini bize verecek herhalde. 5. deveyi tabii. Evet. Tamam. Tabii. 6 tane oldu çünkü. Yalnız arkadaşlar, dur. Ahmet Deda kardeşimiz 99 yılından beri bizi destek verir. Bazı verdiği yerlerde bize çok büyük katkılar olmuştur. Kendisine teşekkür ederim. Yani termalleri geçelim. Arkadaşımız da mı aday? Evet, arkadaşımız da aday. Nasıl? Bu da hangi partiden aday? Aynen, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday. Aday adayıyız biz daha. Ben ikiniz de. Evet. İkimiz de şu anda adayız. Peki sizi Mehmet Uz mu seçecek? Nasıl, Kuray'la mı? Şans nasıl olacak? Genel merkez seçecek efendim. Ben de zaten Hasköy köyünlerim. Sarıköy'üm zaten. İrfan Serban. Uzun yıllar Denizli MHP il yönetimde görev aldım. Evet. Daha önceki yerel seçimlerde verilen görevi her zaman üzerimize ne düştüyse tamam, yerine anladım. Getirdik. Peki deven var mı abi? Devemiz şu anda biraz önce pazarlık yaptık. Nasıl olsa belli değil. Biraz sonra bakacağız. O zaman biz Mehmet Uz'a gidelim onu. Hemen 9 tane devesi var. Zaten 9 taneymiş. Bir tanesini bize alacağız zaten. Mehmet hazır. Tamam, vereceksin birini. Başkan olan belediye başkanı olan deve benden hediye. Hadi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu haberin altını çizeceğiz. Kim belediye başkanı oldu Sarıköy'de? Deve. Ha? Başkanım. Ben Çallıyım. Ben koyun sürüsü alırım. Hadi ya. Vallahi yandım. Masraf artıyor. Evet. Siz de bir deve pazarlığı yaptınız. Yaptık, nasip olursa. Zaten uzun zamandan beri istiyorduk zaten. Bakalım nasip inşallah güreşleri olur. Güreşlere gider misin böyle? Tabii canım. Zaten traktörün bizim üstüne oturursun ya. Yani mutlaka bu bölgede yaşayıp da bunları yapmayan adam yoktur yani bizim burada. Evet. Herkes bu işleri çok sever. Uzun yıllardan beri bizde gelenek haline gelmiş olan bir olay bu zaten. Zaten bunun da şu hayır yemeği de bunun bir başlangıcı. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Önemli olan zaten bu. İnşallah. Gerçekten Sarıköy bu konuda önemli adım attı. Çok. Merkez olmaya başladı. Kesinlikle. Evet. Lokomotif olmaya çalışıyoruz zaten biz de. Tamam. Deniz işlerinde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mehmet Bey, şu deveyle bizi bir tanıştır arkadaş. Hadi bakalım geç. Şöyle, ne bu? Bunun adı ne? Bu nedir? Kimin kızı? Bu kim? Ha? Sıla. Mehmet Bey'in 4 tane kızı var. Her kızının adı bir devede isim, değil mi? Onun ismi Serra, diğer ismi Selin'e. Sıla. Sıla. Baş pehlivan devemiz bu. Rahman, gördün mü baş pehlivanı? Sıla. Evet. Bu sahalarda kaç yaşında? Da 11 yaşında. 11 yaşında. Evet. Yani 9 tane deveniz var. Evet, var 9 tane. Bu baş pehlivan. Baş pehlivanımız bu. Evet. Öbürü şöyle. Tamam. Bu Serra. Bu da Serra. Evet. Bu devemiz de Serra. 2 numaralı kızımın ismi. Büyükten küçüğe doğru gidiyor. En büyük devemiz. Bu daha sonraki 9 yaşındaki, 8 yaşındaki devemiz. Bu da bu sene utlandı, diğeri de. Onun ismi Selina.
Evet. Vallahi başkan deve biz de güreşecek gibi alttan dalacak gibi. Bu da bu sene avutlandı. Bu sene sahalara giriyor Selina. Diğer devemiz de Damda. Seneye avutlanacak diğer devemiz de. Bunlar da bizim Türkiye'nin baş pehlivan develer olacak Allah nasip ederse. İnşallah bu sene güreşmeye başlayacaklar. Evet değerli izleyenler yanımızda. Yani burada kaç tane deve var derseniz 80'e yakın dev oldu. Değil mi? Evet. Evet ve bunların ağalarından biri de Tekin Bıçak. Bıçak deyince belediye başkanı Mahir Dikkat yanımızda dimdik duruyor vallahi. Doğru söylüyorsun. Ağamız belediye başkanımız. Bu işi ağalı sana veririm diyorsun. Desteğimiz müstehep başkanımızdan yani. Başkanımız olmasa deve güreşi olmaz. Şimdi Tekin Bıçak'ın ağalığını şeye mi başkanı mı devredin? Başkanı devrettik. Başkan. O zaman dur hele ben yanına geçeyim bir. Geç, şimdi Mehmet Us, Sayın Us. Tekin Bıçak diyor ki ağalığı diyor bu sene Sağköy Belediye Başkanı Ahmet Bey'e devredelim. Zaten başkanımız 5 seneden beri buranın ağası inşallah bu dönemde Allah yüzünü açık etsin. Arkasının önünden. Allah'ım hayırlısı olsun. Abi. Tekrar ağalı adaydı kendisi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Artık ağalığa, başkanlığa hepsi bu dönem üst üste gelince her şeyin hayırlısı. Evet. Öncelikle tabii bugün burada güzel bir cemiyet için beraberiz. Bu cemiyette emeği geçen, hakkı olan önce büyükten başlayalım. Tekin Bıçak ve ailesine, Mustafa abigillere, Tekin Bıçaklara, evlatlarına. Ayrıca Mehmet Us kardeşime hem Sarayköy hem Denizli'ye mal olmuş. Siyasi kimlikleri, sivil toplum örgütleri, deniz spor yönetimliliği bulunduğu dönemde ilçemizi gayet güzel temsil eden hemşehrimiz Mehmet Us kardeşimize. Bugün bu güzel cemiyeti yeni başlayacak deve güreşi sezonu için yaptılar. Hayırla beraber başlattılar. Geçen hafta bizim havut giydirme törenimiz bütün Sarayköy'ümüzün olmuştu. Bu sene bu hafta da onların oldu. Zaten develerin yarısı bu iki ailenin gibi. Yani Bıçaklarla Uz ailesinin. Tabii bu güzel kültür, güzel gelenek desteklenmesi lazım. Nesillerden nesillere aktarılması lazım. Bizler yerel yönetimler deveci kardeşlerimize bu yörük kültürü destekleyen, bu işe emek vermiş, sevdikleri kadar değer verdikleri bu mübarek develere değer verdiler. Ve bu dönem inanın deve güreşinin olduğu gün şenlikler, muhabbetler, dostlukların kaynaştığı, efendim pikniklerin buluştuğu güzel bir dönem oluyor. Bu sene Sarayköy 35.sini düzenliyoruz. 3 Şubat 2019 Pazar günü. Buradan herkese davet ediyoruz. 3 Şubat 2019 Pazar günü. Evet. Yapacağız inşallah. Tabii önümüzdeki haftadan itibaren tüm Ege, Marmara ve Akdeniz'de deve güreşleri başlıyor. Tüm bu bölgelerdeki Aydın'dan Balıkesir'e, Antalya'dan İzmir'e, Denizli'ye, Sarayköy'e, Çanakkale'ye, Muğla'ya her yerden tüm deveci kardeşlerimize buradan selam olsun. Hepsine kazasız belasız güzel güreşlerin olduğu, baş güreşlerin olduğu, rekabetin had safhada olduğu Kırkpınar meydan olsun her taraf. Ama biz de biliyoruz ki, inanıyoruz ki bu sene gene Ege'nin Kırkpınar'ı Sarayköy'de olacak. Herkesi buradan davet ediyoruz. Bu uluslararası bir şenlik. Yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı buradan çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bugün buraya binlerce kardeşimiz, Sarayköy'lü hemşehrimiz, dışarıdan gelen misafirlerimiz hem Bıçak hem de Uz ailemizin davetlerini teşrif ettiler, icabet ettiler. Allah razı olsun. Tekrar ayaklarına sağlık. Bu cemiyeti tertipleyen hem Bıçak hem de Uz ailelerinin ölmüşlerine değsin. Kazasız belasız onlar olsun istiyorum. Bu şenlikler her zaman destek veriyorlar. Başkanım, sağ olsunlar. Başkanım şimdi Mehmet Uz'un 9 devesi var. Maşallah. Daha önceki belediye başkan başkanların da bir devesi varmış. Adayların da devesi var. Şimdi ben burada soruyorum. Bana devemizi aldıracaksın. Ne yapacaksın Ahmet abi? Yani Ahmet Bey'in devesi var mı? Ben Sarayköy'deki tüm develerin sahibiyim. Bütün develer bizim. O yüzden ben onların kardeşler olarak hepsi bizim. İnşallah bir gün de vaktimiz olursa ilgilenmemiz lazım. Bir devemiz niye olmasın? Nasip. Nasip inşallah. Nasip. Olsun. Nasip dedik. Evet. Aynen. İstediği deve onun sayılır yani. Bizim Sarayköy develerisi onun sayılır yani. Başkanı sayılır. Ama şimdi sayılır da bir de şahsına bir deve aldıralım canım. Var istediği daylaklarımız var böyle Şahat Şıbrak onun birini veririz yani. En iyisi. Başkanım bu 3 Şubat'tı değil mi? Evet Şubat. 3 Şubat yarışlarına yetişmese bile bir deve vereceğiz artık başkanım. İnşallah bakalım. Artık bundan sonra daha dikkatli bakalım. Bakalım çünkü. Kız alır gibi develere bakalım bundan sonra. Evet çünkü değerli izleyenler
bu 3 Şubat'tan sonra asıl deve siyasi bir güreş geliyor. İşte o da 30 Mart siyasi güreşleri. Aday mısınız tekrar? Hayırlısı diyelim. Biz artık Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle devam edersek kalan hizmetlerimizin devamı, saray köyümüzün aldığı hizmetlerin üzerine çok daha fazla katlanması, bölgemizde çok daha iyi yerlere gelmesi, ülkemizde prestij projeleri alınması adına nasip diyoruz artık. Hayırlısı olsun. Adaylık için başvuru yaptınız mı? AK Parti'de belediye başkanları müracaat etmiyorlar. Genel merkezimizin aldığı kararla onu genel merkezimiz karar verecek. Belediye başkanları müracaatları yok. Evet. Ya, ama Ahmet abi burası müracaat başladı. Burası deve güreşi arenası. Siyaset arenası çevirmeyelim. Tamam mı? Sen kendi mecran çekmeye çalışıyorsun bizi. Ama bak burada tabii onları da konuşacağız. Onlar da memleketimizin mesele ama bu güzel ailelerimizin cemiyetlerindeyiz şu anda. Sen bizi biraz böyle tüy almaya çalışıyorsun. Siyasi arenaya çekiyorsun değil mi? Buldum Mehmet ama, Uzu. Ama deve, bir deve sattık yani. Sen Mehmet Uzu'dan aldın mı cevabını? Onu neydi? Aldım. Ha, iyi tamam. O zaman mesele yok. 31 Mart'ta hazırlanıyor. 31 Mart yalnız ha. 30 Mart cumartesi. Ha cumartesi. Ben işte ya, yanlış yapmayın yani. 31 Mart'ta. Hayırlısı, evet, hayırlısı. Hayırlısı diyoruz. Sen hazırlanıyoruz abi. Memleketimiz için hayırlısı, her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Her şeyin hayırlısı olsun diyoruz. Tamam. Ve bu mevlidin de yapılacak bütün yeni güreşlerde hayırlısı, kazasız belasız olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür. Amin diyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ve verelim mi Rıfat abi mikrofonu? Verelim. Ahmet abi eski siyasetçi olduğundan. Ben var ya bu hafta çok hiç yorulmadım. Evet. Mikrofonu Ahmet Bey'e verdim. Ben keyfime baktım. Çok sağ ol abi. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Abim arenada konuşur o. Develerin önünde. sırtında puşusuyla. Başka develerimizin ya. Köpükleriyle beraber o anı ambiyansı yaşatır kendisi. Çok evet. Canlı yayın yapar yani. Aynen başkanım. Teşekkür ederiz. Ben çekilirim. Kapanış yapalım beraber. Yapalım. Biz geldik ekibi bu hafta Sarayköy'deydik. Artık Mehmet Uzun yine artık yakında startlar verilecek. Deve göre bugün bir hayırlı yayın dedik. Yani kazasız belasız geçirmek dileğiyle. Bugün buradaydık. Umarım güzel sohbet olmuştur. Başkanım ben size teşekkür ederim güzel sohbetinden teşekkür dolayı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet Bey size çok teşekkür ederiz. Ahmet abi sana ayrı teşekkür ederim. Renkli bir insansın. Teşekkür bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.